Ve la takrabûne hatta yatûrne, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Burada şimdi şu söyleniyor ki ben çok uzun yıllar bu hatta yatûrne'yi düşünerek acaba burada abdest mi vardır diye şey yapıyordum. Çünkü gerçekten hani bir kuyuya bir deli bir taş atar 40 akıllı çıkaramaz ya. Taşı atmak kolay ama çıkarmak çok zor gerçekten. Evet. Şimdi insan tabii Allah'tan korkuyor. Acaba bir yanlış bir şey yapar mıyım diye uğraş. Nihayet işte biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri önceki kitapların ya misliyle ya da hayırlısıyla neslini yapmıştır. Ve baktım Tevrat'ta adetli kadınla ilgili bir sürü yasaklar konmuş. İşte onun dokunduğu şey kirli olur, yattığı yatak kirli olur, eşiyle beraber yatarsa bir, işte 7 gün boyunca eşi kirli olur falan. Şimdi şeyde de En'am suresinin 90. ayetinde de Allahü Teala 90 mıydı 93 müydü? Ülâikellezîne hedallâh fe bihudâhu muktedih diyor. 90 hocam. 90. 90'dı tamam. Yani bütün Enbiya'yı saydıktan sonra 90. Adem Aleyhisselam da dahil Allah onlara doğru yolu gösterir, sen onların yoluna uy diyor. İşte Tevrat da onların yoludur, İncil de onların yoludur. Kur'an-ı Kerim tamamlanıncaya kadar bazı konularda onlara uyma emri var. Tamamlandıktan sonra artık bitti yani. O artık şu anda bizim Tevrat'a İncil'e uyma diye bir şeyimiz yok ama Tevrat'ı İncil'i Kur'an'ı anlamak için, tarihi anlamak için okumak zorundayız. Ve aradaki ortak noktaları görmek için okumak zorundayız. Tasdik ilişkisini görmemiz lazım. Görmek için okumamız lazım. Şimdi Müslümanlar soruyor, ne yapacağız ya Rab, ya Resulallah? Biz de bu adetli kadınlar konusunda Yahudiler gibi mi yapacağız? Allahü Teala da diyor ki bakın, mesela izleyicilerimiz hemen önce şunu söyleyeyim. 223. ayetin sonunda ve beşiril müminin diye biter. Müminleri bununla müjdele. Niye müjdeliyor? Demek ki kolay bir şey. Bir kolaylık getirdiği için gelecek. Müjdeliyor, tamam mı? Müjde ver diyor. Yani Yahudilerde olmayan bir hüküm sizde var. Hayırlısıyla bir nesih var burada. Diyor ki adette olduğu günlerde kadınları rahat bırakın diyor. İşe temizleninceye kadar yaklaşmayın. Yaklaşmak ne demek? Eğer bu iş burada kalsaydı tıpkı Yahudiler gibi tamam kadını şey yap, yanına yaklaşma, şey yapma yani onu hatta Zerdüştler'de şöyle bir şey olduğu söyleniyor. Kadını bir odaya koyarlarmış, yiyeceğini de bir çubuğun ucuna takarak verirlermiş. O kadar, o derece abartı. O noktaya kadar yani, evet. فَاِذَا تَطَحَّرْنَا فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın emrettiği yerden onlara yaklaşın. Tıpkı şeydeki Bakara 187'de evet. Onlarla ilişkiye girebilirsiniz diye orada emrettiği o. Allah'ın emrettiği yerde onlara yaklaşın. Zaten biraz sonra açıklık getirecek. اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ يُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ Allah tevbe edenleri sever, tertemiz olanları sever. Ondan sonra نِسَاءُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْتَكُمْ اَنَّا شِيْتُمْ Eşleriniz sizin için tarladır. Tarla nedir? Tohumun ekildiği yerdir. Yani çocuk eşlerimizden doğar yani. Başka erkeklerden bir şey doğmaz. فَأْتُوا حَرْتَكُمْ اَنَّا شِيْتُمْ Ama harsınıza yani döl yatağından. Arkadan arka ters ilişki yok. Evet. Hoşunuza giden şekilde oraya yaklaşın diyor. Ve kaddimu li enfusikum daha önce kendiniz için de bir ön hazırlık yapın. Yani işte eşinizle ilişkiye girmeden işte bugün sevişin, işte bir ön hazırlık, bir takım şeyler yapın. Yani böyle birdenbire hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Yani böyle tavuğun horoza yaptığı gibi yapmayın. Yani bunda bir ön hazırlığını da yapın diyor. Vettekullah ve alemu ennekum mulakuh. Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı olarak kendinizi koruyun. Bilin ki onun huzuruna çıkarılacaksınız ve beşiril müminin bunu müminlere müjdele. Yani bu kolaylığı, bu rahatlığı müjdele. Şimdi burada şöyle bir yıllarca benim zihnimde şöyle bir problem oldu ve bunu bir türlü çözemedim. Hadislere bakıyorum, ilgili ayetlere bakıyorum. Sonra işte bu nesih ilişkisi. Yani Yahudilerde adetli kadının ibadet yapmaması diye bir şey yok. Şeye sokmaz, sinagoga sokmazlar ama ibadet yasak değildir. Oruç da tutar, namaz da kılar. Biliyorsunuz Yahudilerde 5 vakit aynen bizim gibi namaz vardır. Evet.
Ya Hristiyanlar da vardır ama şeyin dışındakiler maalesef kılmıyorlar. Bu Süryaniler dışındakiler. Hocam birazcık hızlandıralım. Bir ara şimdi hızlandırıyorum. Bir peki şimdi burada temizleninceye kadar ifadesi ile Maide suresinin 6. ayetinde abdestle ilgili olarak oradaki temizlik kelimesi beni hep meşgul etmişti. Yıllarca zihnimi meşgul etti. Acaba bu temizlikle o temizlik aynı mı? O temizlik olmadığı için namaz kılmayabilir mi diye. Sonra baktım. Tabii biliyorsunuz biz bu çalışmaları tek başımıza yapmayız. Bir ekip olarak yaparız. Evet. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala bakın. Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü ve kollarınızı yıkayın. Dirseklere kadar başınızı ve ayaklarınızı meshedin diyor. Topuklara kadar. Hı hı. Eğer cünüpseniz iyice temizlenin diyor. Şimdi bakın adetli kadında adet kanamasının geldiği organ burada yıkanması emredilen organ mı? Yok değil. Değil. Ondan sonra diyor ki evce ve in kuntum marda hasta olursanız ev ala seferin ya da yolculuk halinde olursanız evce ahadun minkum min al-gayt ya da sizden biriniz ayak yolundan yani tuvaletten gelmiş olursa tuvaletten gelmiş olursa evla mestum min nisa ya da eşlerinize kadınlarla eşlerinizle ilişkiye girdiyseniz felem tecidu ma'an su da bulamadıysanız feteyemmemu sa'idan tayyiben tertemiz toprağa yönelin diyor. Yani toprağın üste çıkmış olan temiz kısmına yönelin. Sa'id yukarıya çıkmış olan manasına gelir. Femsahu bi vucuhikum ve eydiyukum min onunla yüzünüzü ve kollarınızı meshedin, ellerinizi meshedin. Gerçi hadislerde ellerdir, kol değil. Şimdi burada bakın su bulduğumuz zaman yıkamamız gereken organlar. Bak tuvalete giderseniz o pisliğin çıktığı iki ayrı yeri temizleyin diye bir emir var mı? Yok. Yok. O zaman kadının, adetli kadının kan gelen organı o tuvalette idrar yapılan organ değil mi? Evet. Onu temizle diye emretmediğine göre sadece abdest organlarının temizlenmesi emredildiğine göre yani yüz, kol, baş ve ayağı mesih eğer şeyse, teyemmümse sadece yüz ve ellere mesih, toprağın sürülmesi hiçbir şekilde şeyden tuvalete giden kişinin işte o pisliğin çıktığı ön ve arkayı temizlemesinden bahsedilmiyor. Burada bahsedilmediğine göre o zaman kadının adet kanamasının çıktığı organ da buradaki temizlik kapsamına girmez. Evet, bunu görünce ha tamam dedim. Demek ki adetli kadın da namaz kılacak. Ve ondan sonrası işte zan. Zanla olmaz. Ama siz diyorsunuz ki acaba diyorsunuz ben yanılırım. Yanlış mı düşünüyorum? Yıllarca uğraşıyorsunuz doğruyu bulmak için. Bu net olarak yani bakın abdeste yıkanması gereken organların hiçbirisi ön ve arka değil. Evet. Ve adet kanının geldiği organ da öndür. Adet kanı tuvalete gitmeyi gerektiren bir kan değildir. Hı hı. Ha, gidebilir o başka bir şey ama gitmeyi gerektirmez. Evet. Ama tuvalete gitmeyi gerektiren şeylerdir abdesti bozan. O zaman adet kanı abdesti de bozmaz. Zaten kanın abdesti bozduğunu sadece Hanefiler söylerler. Gerçi diğerleri ma yahrucu min ahadis sebileyn derler mesela. Yani iki önden ve arkadan çıkan şey diye söylerler. O işi biraz uzatmaktır. Ayete uymaz. Hadislere de uymaz. Gerçi bazı hadislerin iyi anlaşılmamasından kaynaklanan bir takım şeyler var. Dolayısıyla ön ve arkadan gelen idrar ve büyük abdesttir. Orucu abdesti bozan, onun dışında abdesti bozan herhangi bir şey yoktur. Hanefilerin kan abdesti bozar sözü sadece kendi kitaplarında vardır. Hadis kitaplarında yoktur. Şafilerin kadına dokunmak abdesti bozar sözünün de hiçbir dayanağı yoktur. Hiçbir delili yoktur. Bu tamam, ayete hocam, yanlış anlam vermekten kaynaklanmıştır. O zaman adetli kadın oruç da tutar, namazda kılar. Namazda kılar. Ve kılmak zorundadır. Kılmak zorundadır. Ve adet kanı abdestini de bozmaz.